Değişim için edebileceğim son güne kadar mücadelemi etmeyi sürdüreceğim. Her gün çıkacağım, diyeceğim ki Kemal Kılıçdaroğlu değişmeli. Ya başarısız oldun kardeşim. İnsanda bir utanma duygusu olmaz mı ya? Hiç mi utanmıyorsun ya? Sanki sınıf başkanlığı seçimi kaybetmiş gibi. Önümüzdeki yıl tekrar bu sene olmadı, seneye kazanırım der gibi. Bak o yanına sağ kolun diye aldığın, yol yürüdüğün adamlara dikkat et. Bak Eren Erdem, trollbaşı. İlkokul 2 terk. Adam şey, şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı. Yani öyle bir adam 2018'de ne demiş? Kemal Bey'i istifaya davet eden tweet atmış. 2920 gündür genel başkansın demiş. 9 seçim kaybettin. %25 barajına takılıp kaldın. Oysa Cumhurbaşkanı adayı %30'u geçti. İstifa etmen lazım demiş. Eren Efendi o seçimin üzerine 2 seçim daha kaybetti. 11 oldu bu. Daha 2 tane trollbaşı olarak seni atamadan önce 2 seçim öncesinde Düzce'de bu genel başkana küfür ediyordun. İşte genel başkanın yürüdüğü adamlar bunlar. İşte o yüzden başarısız oluyorlar. Sosyal medyada CHP yönetiminin tuttuğu trollbaşı Eren Erdem'in parasını nereden karşıladığı belli olmayan troller şeye takılmış. Ben orada bir sürü laf ettim. İşte Kemal Kılıçdaroğlu projedir dedim. Kemal Kılıçdaroğlu başarısızdır, gitmelidir dedim. Doymadın mı dedim yenilmeye dedim. Her şeyi söyledim. Her hatasını yüzüne vurdum. Adamlar şeye takılmışlar. 350 bin adım yerine 1 milyon 350 bin demişim, ona takılmışlar. Vallahi arkadaşlar istifa mı etsem bilmiyorum. Hayatımın en büyük hatasını yapmışım bu disiplinle. Yani özür diliyorum kamuoyundan yani. 1 milyon fazla çıkıvermiş ağzımdan. Tek ona takılmışlar. Diğerlerine verecek cevapları yok çünkü. Buyur Zeki Bey. Onları kendi hallerine bırakıyorum derken bu bir veda mesajı oluyor sizin partiyle olan bağınız bu süreçten sonra artık arkadaşlar. Anlaşacak mı? İyi Parti'yle isminiz anılıyor. İyi Parti'yle bir siyaset birlikteliği olacak mı? Yürüyüşten dışarı olarak aldığınız sonuçla ilgili iki türlü yorum var. Bunlardan bir tanesi pek umduğunuz gibi bir sonuç ortaya çıktığına dair. Kimileri de bunun detaylı olmadığını söylüyor. Yürüyüşün nihayetinde gerçekleştirdiğiniz mitingde ortaya çıkan bir tablo sizin için nasıl? Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum başkanım. Sizin kadar yüksek sesli olmasa da partinin içerisinde değişim talebinde bulunan partidaşlarınızın, bunlar önemli isimler. Sizin yapmış olduğunuz eyleme ve gerçekleştirmeye çalıştığınız nihayete katkıları neler oldu, neler söylersiniz? Evet, arkadaşlar çok soru sorduğun için olduğunuz yerde hatırlatın başkanım. Yok, hangisinden başlayayım bilmiyorum. Şimdi bu bir veda mesajı mı? Öyle görünüyor. Yani çünkü ayın 20'sinde YDK beni atacak. Yani talimatı almışlar. Ve hala üzüldüğüm şu. Yani o kurulun başındaki arkadaş benim abimdir. İl başkanından bu yana birlikte çalıştık. Ya arkadaş, insan şundan utanmaz mı? Şimdi sen çağırıyorsun, o gün beni atacaksın. Ama ben hala neyle suçlandığımdan, hangi tweetten, ne zaman attığım tweetten, ne zaman yaptığım konuşmadan suçlandığımı da iyi bilmiyorum. Sen benim o gün hani adli yargıdaki gibi idam kararı vereceksin benimle ilgili. Ama neden suçlandığımı ben orada duyacağım veya duymayacağım. O yüzden arkadaşlar dün hani Sayın Fatih Altaylı ile de bir telefon konuşmam oldu, doğru. Kendisini aradım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir yazı yazmış. Hani ben gidersem parti dağılır. Sen kimsin ki diyor. Vasat bir bürokrattın diyor. Bu partide kimler geldi, kimler geçti, parti bölünmedi diyor. Sen gidince mi bölünecek? Hislerime tercüman olmuş. Kutladım kendisini. Ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Vallahi kendimi attırma zevkini onlara yaşatmak istemiyorum dedim. O yüzden 19'unda istifa edebilirim dedim. Ama diğer taraftan arkadaşlarla da konuşuyorum. Onlar da diyorlar ki bırak diyorlar. O zevki tatsınlar. Atatürkçülerin partiden nasıl çatır çatır atıldığını tarih yazsın. O yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama
Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeye çalışanların sonunda böyle oluyor. Yani yürüyüşle ilgili beklentimi fazlasıyla karşıladı. Yani orada milyonlarca araç yanımızdan geçti. Bunların çok önemli bir kısmı bu yürüyüşe destek verdiklerini gördüklerinde ben nasıl doğru bir şey yaptığımı anladım. Burada sadece CHP'nin haline CHP'liler üzülmüyor. Bu ülkeyi gerçekten seven ama CHP'ye oy vermeyen insanlar da bugün CHP'nin düştüğü durumdan mutlu değil. Samimi olarak söylüyorum. Onlar da hükümeti doğru yönlendiren, doğru eleştiren güçlü bir muhalefet istiyorlar. Güçlü bir muhalefet istiyorlar. Öyle seçmen tavırlarıyla taraftar tavrını birbirine karıştırmamak lazım. Siz dört büyük kulüpten bir tanesini tutarsınız, ölümüne tutarsınız onu. Ama siyasi partilere oy veren seçmenler farklıdır. Onlar doğru söyleyene oy verirler, inandığına oy verirler, güvendiğine oy verirler. O yüzden onların söylediği de şu, biz Erdoğan'a canımız çok çeke çeke oy vermedik. Biz Erdoğan'a oy vermek zorunda bırakıldık. Çünkü Kemal Bey vaatleriyle bizi inandıramadı. Biz Kemal Bey'e güvenmiyoruz. Kemal Bey'i dürüst bulmuyoruz. Kemal Bey'i milli bulmuyoruz. Kemal Bey teröristlerin peşine takılmış gidiyor. Bu ülkenin bekasıyla ilgili büyük problem yaşatır diye biz Tayyip Erdoğan'a oy vermek zorunda kaldık diyor insanlar. Hep söylüyorum, seçim Tayyip Erdoğan gitsin mi kalsın mı referandum olsaydı %60 gitsin çıkardı, emin olun. Ama biz çıkartmamamız gereken tek adayı çıkartmak suretiyle belki de bu seçimi kaybetmek için her şeyi yaptık. Yani Bay Kemal'i yöneten üst akıl ona o seçimi kaybettirdi. O yüzden Fatih Altaylı'ya böyle söyledim ama istifa mı ederim, ayın 20'sini mi beklerim, atılmayı mı beklerim? Onu arkadaşlarla bir tartışacağız. Genel eğilim ne şekilde olursa ben hepsine varım. Başka? Ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Ne kadar devam ederim bilmiyorum. Nasıl devam ederim bilmiyorum. Hani benim zaten A, B, C planlarım yoktu. A planım vardı bu yürüyüşe çıkarken. Bu değişim sağlanmalı. Şuna teklif tabii ki var. O geçeceği ihraç zamanında da oldu. Şimdi daha az yoklamalar başladı. Ama şu anda benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Zaten biz burada partili belediye başkanı gibi hareket etmiyorduk. Birçok yerin belediye başkanından farklı olarak. Burada biz AK Partili, MHP'li, CHP'li ayrımı hiç yapmadık. Yapmayız da bizim kitabımızda da yazmaz. Biz genel merkezin talimatıyla birilerine ihale verenlerden de olmadık. Burada tek kırıldığım, üzüldüğüm bu partinin milletvekilleri ve belediye başkanları. Kardeşim yeni seçilmişsiniz ya. 75 yaşında adam seçimi kazanamamış, 80 yaşında kazanmasını mı bekliyorsunuz? Ey milletvekili grubu, ey belediye başkanları, ya koltuk bu kadar tatlı mı ya? Yarın çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıp, baba sen yetkiliyken niye bunları söylemedin, dillendirmedin dediğinde ne diyeceksiniz? Bakın çoğu beni arıyor. Doğru yapıyorsun diyor. Hatta üslubunu sert bulmaktan dolayı eleştirenler var sadece ama Kemal Bey gitmeli doğru diyor. Peki kardeşim sen niye söyleyemiyorsun bunu? İşte söyleyemiyorum. Beni şu ana kadar hani genel başkanın çevresindeki 3-5 tane adam dışında bu yaptıklarından dolayı kınayan dahi olmadı. Tweet atıp kınayan olmadı. Şimdi bakıyor bazı kurnazlarda. Hangi taraf ağır basacak? İşte değişim değişim diyen İmamoğlu gerçekten o cesareti gösterip değişim genel başkandan başlamalı. Ben de varım. Diyebilecek mi, diyemeyecek mi? Bunu bekliyor insanlar. Ben de bekliyorum. Ona ilişkin neler söylesin başkanım? Değişim çağrısı mı sormuş? Vallahi ben basın mensuplarına yolda da söyledim. Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor musunuz?
Ya Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istiyorum da Ekrem İmamoğlu ben adayım demedi ki. Ben sadece şunu söyledim. Kamuoyunda şu anda öne çıkan isim CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu da benim kişisel fikrim taşın altına elini koymalı, masaya yumruğunu vurmalı. Bu düzen artık değişmeli, ben de varım demeli. Demediği her günde güç kaybediyor. Bir dostu, kardeşi olarak kendisini uyarıyorum. İşte 10 Aralıkçı bana göre hani siyaseten badem bıyıklı demiştim ya, Canan Kaftancıoğlu. Bak İstanbul delege seçimlerini hileyle hurdayla nasıl kazanıyor? Takip ediyorum orayı da. Ekrem Bey de bunları biliyor. Ekrem Bey dürüst adamdır, mert adamdır. Canan Kaftancıoğlu'nun kafasından geçen o şeytanca hileler onun aklına bile gelmez. O şeytanlıkları bilmez ama geç kalıyorsun. Ekrem Başkan, geç kalıyorsun. Artık bir karar ver ve bunu kamuoyuna açıkla lütfen. Ne? Günlük giderin 250 ile 300 bin TL arasında olduğu konuşuluyor dedi. Yani bunun bir sponsorum var veya bu bütçelerden karşılanıyor diye bir soru soruyor. Arkadaşlar bunların hepsini basınla paylaşacağım. Kimlerden yardım almışım yürüyüş sırasında? Ne kadarını kendim karşılamışım? Hepsinin faturalarıyla birlikte şeffaf bir şekilde halkın huzuruna çıkacağım. Yakın arkadaşlarımdan aldığım destekler var. Kendi bütçemden karşıladıklarım var. Bunları fatura fatura göstereceğim. Üstelik Uğur Akbay boş boş konuşmasın. Tayyip Erdoğan rahatsız olmuyor benim yürüyüşümden de. Uğur Akbay'a ne oluyor onu anlamıyorum. Gitsin Tayyip Erdoğan'a şikayet etsin beni.